Bismillahirrahmanirrahim. Kalplerin Keşfi kitabından 13. bölüm. Emanet. Yüce Allah buyuruyor ki, biz emaneti göklere, yeryüzüne ve dağlara arz ettik. Onlar onu yüklenmeye yanaşmadılar. Ondan korktular. Ahzab suresi 72. ayet. Yüce Allah'ın göklere, yeryüzüne ve dağlara vermek istediği emanet, bugün insanların üzerinde bulunan kulluk vazifeleridir. Yani ayet-i kerimede geçen emanet kelimesinin anlamı sonucunda Ceza veya sevap verilen farzlar ve ibadetler demektir. Kurtubi bu ayetteki emanetin bütün dini ve cebelere içerdiğini söyler ki birçok alimde bu görüşü paylaşmaktadır. Ancak ayrıntılarda alimler ihtilafa düşmüşlerdir. İbn-i Mesud ayeti kerimede geçen emanet kelimesinin mal güvenliğini anlat, anlatmak istediğini söyler. Ona göre emanet kelimesi bütün farzları kapsamakla beraber özellikle mal güvenliğini kastetmektedir bu Derda ise emanet cünüplükten arınmaktır demiştir. Hasan der ki, Yüce Allah emaneti göklere, yerlere ve dağlara arz ettiği zaman onlar ve işlerindekiler titrediler. allah Teala onlara şöyle buyurmuştu. Eğer size sunduğum bu emanetin gereğini yerine getirirseniz size mükafat vardır. Yok yerine getirmezseniz size azap vardır. Bunun üzerine onlar hayır demişlerdir. Mücahit şöyle demiştir. Yüce Allah Hazreti Adem'i yarattığında aynı şartlarla bu emaneti ona arz etti. Hazreti Adem de emaneti kabul ettiğini söyledi. Bilinmelidir ki Allah emaneti dağlara, göklere ve yerlere sunduğu vakit onları mecbur tutmamış bilakis onları tercihte serbest bırakmıştır. Şayet onları bu seçimde mecbur tutsaydı bundan hiçbirinin kaçınması mümkün olmazdı. Kaffal ve onun görüşündeki alimlere göre ayette geçen arz etmek kelimesiyle kastedilen mana temsilidir. Burada asıl anlatılmak istenen husus dağların, yerlerin ve göklerin bütün azametli, azametlik, azametliliklerine rağmen şeriatı omuzlayacak kadar güçlü olmadık, olmadıklarıdır. Çünkü şeriatı omuzlamak dağların, göklerin ve yerlerin bile altından kalkamayacağı zor bir iştir. Oysa insan bu emaneti yüklenmiş, Adem ve Züriyeti emaneti kabul ettiğinde tabi olarak onun getireceği sorumlulukları da beraberinde kabul etmişlerdir. Yüce Allah ayet-i kerimenin devamında şüphesiz ki insan zalim ve cahildir buyurmaktadır. Yani insan emaneti kabullenmekle nefsine zulmetmemiş, zulmetmiştir. Ayrıca emanetin sorumluluğunu bilmemekle cahillik de etmiştir. İbn Abbas'ın İbn Abbas'tan rivayete göre Adem Aleyhisselam'a bu emanet sunulduğu zaman ona şöyle denmiştir. Bunu içindekilerle beraber al. Eğer İtaat edersen affedilirsin. Yok eğer ihsan edersen azap görürsün. Hz. Adem de onu içindekilerle beraber kabul ettiğini söylemiştir. Daha ikindi ile akşam arasındaki bir vakit henüz geçmişti ki Hz. Adem yasak olan ağacın meyvesini yedi. Ancak Allah'ın rahmeti sayesinde tevbe etti ve hidayete ulaştı. Emanet kelimesi iman kelimesiyle aynı köktendir. Kim Allah'ın emanetini korursa Allah da onun imanını korur. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurur. Emanete karşı titiz davranmayanların imanı yoktur. Sözünde durmayan kimsenin de dini yoktur. Peygamberimizin bu hususta birçok sahih hadisi bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır. Ümmetim emaneti ganimet ve sadakayı saymadıkça iyi yoldadır. Emaneti güvendiğin kimseye teslim et. Sana hainlik edene aynı şekilde karşılık verme. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde tutmaz, emanete hiyanet eder. Hadis-i şerifte de belirtildiği üzere münafık kendisine bir sır verildiğinde onu ifşa eder. Kendisine bir mal emanet edildiğinde ise ya onu inkar eder yahut onu korumaz. Ya da o emaneti izinsiz olarak kendi lehine kullanır. Emaneti korumak Allah-u Teala'ya yakın olan meleklerin, peygamberlerin, Allah korkusu taşıyan müminlerin özelliğidir. allah Teala şöyle buyurur. Hiç şüphesiz Allah emaneti layık olanlara vermenizi emreder. Nisa suresi 58. ayet. Müfessirlere göre bu ayeti kerime şeriatın birçok ana prensiplerini kapsar. Ayetin muhatabı yöneticiler ve yönetilenler yani bütün mükelleflerdir. Yöneticilerin mazlumların haklarını göz ardı etmemeleri gerekir. Bu bir emanettir. Müminlerin özellikle yetimlerin mallarını korunması bunun başında gelir. Alimler halka dini hükümleri öğretmelidir. Çünkü bu da alimlere teslim edilmiş bir emanettir. Bir ana babanın da evladını iyi ahlak üzere yetiştirmesi gerekir. Çünkü çocuk da ana babaya Allah tarafından teslim edilmiş bir emanettir. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hepiniz çobansınız ve herkes sürüsünden sorumludur. Zühruz Riyaz adlı eserde şöyle bir kıssa anlatılmaktadır. Allahu Teala'nın huzuruna kıyamet günü bir kul getirilir. Yüce Allah ona şöyle der. Filanın emanetini iade ettin mi? Kul, hayır ya Rabbi der. Bunun üzerine Allah bir meleğe emreder ve melek kulun elinden tutarak cehenneme götürür. Cehennemin dibine varıncaya kadar 70 yıl geçer. Oraya varınca emaneti alır ve yükselmeye başlar. Cehennemin ağzına çıkınca aya ayağa kayar, tekrar cehenneme düşer. Bu iş peygamberimizin şefaatinin yetişip emanet sahibinin razı edilmesine kadar devam eder. Ebu Seleme'den rivayet edilen bir hadiseye göre o şöyle demiştir. Bizler bir gün Resulullah ile birlikte oturuyorduk ve namazı kılmak üzere bir cenaze getirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde borç var mı diye sordu. Hayır cevabı verilince cenazenin namazını kıldırdı. Ardından başka bir cenaze daha getirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine borcu var mıydı diye sordu. Evet var denilince de ardında bir şey bıraktı mı dedi. Evet üç dinar bıraktı dediler. Bunun üzerine resul Ekrem o cenazenin namazını da kıldırdı. Derken üçüncü bir cenaze getirildi. Resulullah borcu var mıydı diye sordu. Evet denince ardında bir şey bıraktı mı diye sordu. Hayır dediler. Bunun üzerine Resulullah o cenazenin namazını siz kılınız dedi. Katade de rivayet edilen bir rivayete göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kul hakkı ile ilgili olarak şöyle buyurmuştur. Allah Teala şehit olanın bütün günahlarını affeder. Ancak kul hakkı bundan müstesnadır.